Doğu Karadeniz'de Türk İslam Medeniyeti Tarihi. Hacı Emiroğulları Beyliği döneminde Doğu Karadeniz'de Sufi akımlar. Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde tasavvuf ehlinin kolonizatör Türk dervişlerinin payı büyük olmuştur. Bu etki Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda, ikinci dönem Türk beyliklerinde, hususiyle de Osmanlı sultanlarının göçebe ahi dervişleri ve tasavvuf ehliyle olan münasebetlerinin daha devletin kuruluş aşamasındayken başladığını görüyoruz. Kuruluş sırasında Horasan'dan gelen ahi şeyh ve dervişlerin gaza ve cihat anlayışıyla Osmanlı ordusuyla birlikte hareket edip elde edilen boş ve iskana müsait geniş topraklara yerleşip imar ve iskanla tarım ve ziraatle uğraşırken bulundukları yöreyi yapmış oldukları irşat faaliyetleriyle Türkleştirdiklerini ve İslamlaştırdıklarını açıkça görüyoruz. Anadolu'nun her tarafında görülen bu iskan ve irşat faaliyetleri inceleme alanımız olan Doğu Karadeniz bölgesinde ve Türk İslam kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi için bilinçli bir yol izlendiğini ortaya koymaktadır. Anadolu'nun kuzeydoğu kısmının Müslümanlaşmasını sağlayan ikinci dönem Türk beyliklerinin kuruluşunda ve Osmanlı idaresi kurulduktan sonra da taşra sistemi içinde sosyal hizmetleri icra eden vakıfların başında aktif olan dervişlerin hangi usulleri kullandıkları ilgi çekmektedir. Müslümanlaşma sürecinin başladığı günlerden geride bıraktığımız yüzyılın başlarına kadar bu tür sufi unsurların toplum hayatında oynadığı rol incelendiğinde en dikkat çekici özelliklerini taşrada devleti her bakımdan temsil kabiliyetine sahip olmaları şeklinde özetlemek mümkündür. Toplum üzerinde kurulan ve gönüllülük esasına dayanan bu kontrol mekanizması her açıdan incelemeye değer bir konu olmalıdır. Manevi boyutuyla ilgi çeken bu kontrol mekanizmasının düzenli çalışması, irşatta ehliyetli insan-ı kamiller sayesinde bulundukları coğrafyanın insanlarına istikamet vermek ve onlara hedef çizmek imkanı ortaya çıkmıştır. Bir bakıma Anadolu'nun iman hayatı bu dervişlerin baş çekiciliğinde başlamış, henüz İslam'la tanışmamış unsurlara tebliğ ve irşat hizmetleri onların da oluşturduğu kurumlar eliyle olmuştur. Henüz bir devlet düzeni kurulmadan önce bile özellikle seçilen bir vadinin içinde yerleşerek küçük yerleşim öbekleri oluşturmuşlar ve giderek de buralar köy ünitesine ve kasaba merkezine dönüşmüştür. Küçük gruplar halinde çevreye yerleşerek köy ve mezralar oluşturan söz konusu bu dervişlerin kasabaların oluşumunda bazen ilk adımı attıkları az da olsa görülmüş bir husustur. Birden çok yerleşimin ortak ulaşım noktasına kurulan ve güçlü vakıflarla beslenen zaviyeler müştemilatında medrese, cami, imarethane, hamam, değirmen ve derbent gibi kurumlarla buralar cuma namazlarının da eda edildiği, haftalık pazar ihtiyacının giderildiği Türkmen panayırı şeklinde ortaya çıkmış ve giderek de kasaba merkezlerinin kurulmasına imkan sağlamıştır. Bir Devralen programında yine birlikteyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Türk İslam medeniyeti coğrafyasını ekranlara getiriyoruz. Önemli bir yer burası. Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna önemli merkezlik yapmış, danışmentlilere başkentlik yapmış Miksar'dayız. Belgesel görüntülerimiz var. Miksar'dan sizleri Taceddin oğulları, Emiroğulları, Danışment Gazi ve Doğu Karadeniz bölgesinde Türk İslam medeniyet tarihi belgeseliyle baş başa bırakıyoruz.
Danışmentler Devleti ve Melik Ahmet Danışment Gazi önemli bir şahsiyet. Anadolu Selçuklu Devleti için ve bulunduğumuz Niksar da çok önemli. Onun türbesindeyiz şu an. Nizam-ı Alem için onlar bu coğrafyayı fethetmişlerdi. Bugün onlardan kalan o taşlar, taşa vurulan mühür. Evet, bebek mezarlarından alim mezarlarına o mezar taşları bizlere çok şey söylüyor. Burada Danışment Gazi, Türk İslam Eserleri, Taş Eserleri Müzesi'nde. Camiler, camilerimiz şehirlerin merkezinde ve şehirlerin etrafında haleleşerek büyüyen şehirlerin tam merkezindeki merkez noktası camilerimiz. Anadolu'daki ulu camiler şehirlerde ilk yapılan camilerdir. Tıpkı danışmentlere başkentlik yapan Tokat'ın Niksar ilçesindeki Ulu Cami gibi. Şu an Ulu Cami'nin içerisindeyiz. Evet, Anadolu'da birçok Ulu Cami'yi gezdik. Sizler adına belgesel görüntülerle ekranlara getirdik. Bu cami biraz daha farklı. Özellikle sütunlar, duvarlar ve taş kemerlerle kaplı ve üzeri de ahşap değil, betonlaşmış, muhteşem bir mimariye sahip bu Ulu Cami. Söz gelişi Bayburt kasabasının şekillenmesinde Ahi Emir Ahmet Zengani'nin Şebin Karahisar Avutmuş Mahallesi'nin ortaya çıkmasında Şeyh Süleyman'ın ve Şeyh Sinan'ın kurduğu zaviye ve tesislerin etkisini görmek mümkündür. 13. yüzyılın sonlarından itibaren Batı ve Kuzeybatı Anadolu'da Bizans yönetiminin ve kültürünün nihai çöküşünde Türkmenler en önemli unsur olarak dikkat çekmektedir. Tarihi kayıtlarda Samsun, Ordu, Giresun ve Niksar'ı içine alan ve coğrafi açıdan Orta Karadeniz bölgesine Canik adı verilmiştir. 13. yüzyıldan itibaren Türkmen adıyla da anılan Oğuz boylarının Anadolu'daki yurt edinme çabaları çeşitli safhalardan geçmiştir. Oğuzlar, 11. yüzyıldan itibaren ana yurtları Orta Asya bozkırlarını büyük topluluklar halinde terk ederek Anadolu'ya gelmişlerdir. Anadolu'ya gelen bu Türkmen boylarının içinde mühim bir yere sahip olan Oğuzların Çepni boyu, işte bu Canik diye adlandırılan sahayı yurt edinerek imar ve iskan faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılması esnasında her bireri bir aşiretin reisi ve lideri olan beyler, Canik Beylikleri adıyla bölgede hakimiyet kurmuşlardır. İnsanlar tartışırlar. Derler ki bu Çepni meselesi, yani bu bölgeye yerleşen insanların Çepni olup olmadığı, yıllarca yazdığım danışmentlerin de Çepni olduğunu, işte tartışmalı derler vesaire, işte Çepni belki değil filan. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin Çepni kökenli, Oğuzların Çepni kökenli olduğunu yıllarca yazdım. Efendim tartışılır filan. Şimdi tartışılacak hiçbir yerimiz kalmadı abi. Şimdi bu gördüğünüz sancak muhtemelen bu, bir kere bu bulunduğumuz konumu söyleyeyim. Hacı Emiroğulları Beyliği bu köyde kuruldu. Mesudiye'nin Kale Köyü burası. Burada kuruldu. Hemen başkentleri buradan birkaç yüz metre ileride Mesudiye'nin Kale Köyü. Mezarlıkları falan burada biliyorsunuz. Sarayları falan, işte hemen bu arka tarafta saray düzü, Bey Sekisi vesaire falan olduğunu söylüyorlar. Yer adından falan belli. Tamamıyla bura merkezdi. İlk beyliğin kuruluş yeri bu.
Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu sancak da şey, o beyliğin bir sancağı. Bu sancaktaki gördüğünüz işaret Çepnilerin damgası. Yani Kaşgarlı Mahmud'un Divane Lügat-ı Türk'ünde Çepni damgası olarak gösterdiği damga bu damga. Böylece Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tamamıyla yönetici tayfasının hiç değilse, belki işte yer adları var, Avşar vesaire gibi, Eymür gibi aşağılarda biliyorsunuz Muzaffer Bey. Yer adları var. Belli ki %80 civarı Çepni'den, Oğuzların Çepni'sinden oluştuğunu, hele hele de yönetim kadrosunun tamamıyla Çepni Türkmenlerinden, Çepni Türklerinden, Oğuzların Çepni Türkmenlerinden olduğu bu şekliyle tescillenmiş oluyor. Bu beyliklerin içinde Taceddin oğulları ve Hacı Emiroğulları Beyliği bölgede mühim faaliyetlerde bulunmuş, adeta Selçuklu sonrası Osmanlı öncesi olarak bölgede tarihi ve siyasi istikameti tayin etmişlerdir. Canik bölgesinde Danişmentoğulları Beyliği'nin mirasçıları olarak kurulan Niksar merkezli Taceddin Oğulları Beyliği ve Ordu Mesudiye Kareköy merkezli Hacı Emiroğulları Beyliği, Samsun, Kavak, Ladik ve çevresinde Kubadoğulları, Bafra ve çevresinde Bafra Beyliği, Havza ve çevresinde Taşhanoğulları Beyliği bu beyliklerin en önemlilerindendir. Ordu yöresinin fethinde ve iskanında 24 Oğuz Bey'inden olan Çepni Türkmenlerinin büyük bir rolü vardır. Çepni fetihleri sayesinde Anadolu'nun kuzey bölgesinin neredeyse tamamına yakını Türkmenlerin eline geçmiştir. Danişmentli Beyliği 1071-1178 yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Amasya civarında kurulmuş, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde hüküm sürmüştür. Anadolu üzerinde Moğol hakimiyetinin tamamen kalkmasından sonra Niksar merkez olmak üzere Canik bölgesinde Taceddin oğulları kurulmuştur. Kadı Burhanettin Ahmet ve Yıldırım Bayezid arasında mücadeleye sahne olan bu bölge, Sultan II. Murat devrinde kat'i olarak 1424-1427 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İslamiyetin ve tasavvufun Türkler arasında yayılmasıyla Türk sufileri de yetişmiştir. Bu sufiler ve onların yetiştirdikleri dervişler, Orta Asya'dan başlayarak farklı coğrafyalarda İslamiyet'i yaymaya çalışmışlardır. Özellikle 13. yüzyılda Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen Türk dervişleri, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli roller oynamışlardır. Moğol istilasından kaçarak Anadolu coğrafyasına gelen bu Türk dervişleri, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında, Türk-İslam medeniyetinin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Onlar Anadolu'da gerçekleştirilen fetihlerin adeta içini doldurmuşlar, bu fetihlere bir ruh vermişlerdir. Onlar sayesinde fiziki olarak gerçekleştirilen fetihler manevi olarak da gerçekleştirilerek adeta içselleştirilmiştir. Peki bu mutasavvıfların gayesi neydi? Allah Celle Celaluhu yolunda cihat ve gaza. Bu mutasavvıflar, dervişler, cihat ve gaza fikirlerini kendilerine ideal edinerek İlahi Kelimetullah, yani Allah'ın adını yüceltme uğruna gaza yapmışlardır. Cimi Tekke'de Toman Mezarı dediğimiz bölgedeyiz. Buranın adı Toman Mezarı diye anılmakla birlikte köylü halk arasında biz Tümen Mezarlığı diye tahmin ediyoruz. Bu bizimki tahmin. Burada yaklaşık şu anda mevcutta 90 kadar mezar var. Burası daha büyük bir mezarlıktı, daha geniş bir alanı kaplıyordu. Şu anda 90 kadar mezar var. Buraya yakın, en yakın köy 5 kilometre. Yani yarı çapında 5 kilometre mesafede bir köy yok. Burası Meran'ın içerisinde, kırın yüzünde bir mezarlık, büyükçe bir mezarlık. Burası Ulu Yol dediğimiz eski bir yol güzergahının üzerinde. Biz burayı Hacı Emiroğulları ile Taceddin oğullarının 1386 yılında yaptığı savaş bölgesi olduğunu tahmin ediyoruz. Ve o savaş neticesinde şehit olanların, ölenlerin buraya gömüldüğünü tahmin ediyoruz. Bu bizimkisi, bir kısım akademisyen hocalarımızla birlikte
burada yaptığımız bir tahmin. Bildiğimiz şey şu, buna nasıl bu kanıya vardık? Birincisi hepsi kıbleye dönük, Müslüman mezarlığı. Hepsi bir seferde gömülmüş ve bir düzen içerisinde, bir sistem içerisinde gömülmüş. Belli bir yan yana düzenleri var. Çocuk mezarı yok, mezarlar irili ufak da değil, hepsi bir boyda. Bir seferde yapıldı, bir kez bir seferde gömüldüklerinden hareketle buranın bir şehitlik olduğunu öngörüyoruz, varsayıyoruz. Bugün de bununla ilgili burada bir keşif yapacağız. Bu saldırıya Hacı Emir İbrahim Bey'in oğlu Süleyman Bey karşı koyar. Savaşın sonunda Taceddin oğulları büyük kayıplar vererek geri çekilir. Taceddin Bey savaş meydanında ölür. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğümüz bu tümsekler, bu dağlarda, bu yaylalarda medeniyetimizin, kültürümüzün, zaferler tarihimizin izlerini taşıyor. Burası Canik Dağları'nın zirvesi. Tokat, Ordu merkezli önemli bir yerdeyiz ve Emiroğulları, Taceddinoğulları Beyliği dolayısıyla Danişmentli Beyliğini araştırıyoruz Tokat Dağları'nda, Canik bölgesinde. Bulunduğumuz alan Cimitekke köyüne bağlı bir alan. Toplu mezar üzerindeyiz şu anda. Bu toplu mezar öyle anlaşılıyor ki 1386 yılında Taceddin oğulları beyliği ile, yani bunlar aslında aynı atadan gelirler, Danişmentli devletinin mirasçılarıdır. Danişmentli devleti yıkıldıktan sonra, Selçuklu'da yıkıldıktan sonra bu bölgede iki tane beylik kuruldu. Birisi Niksar merkezli Taceddin oğulları beyliği, diğeri ise Mesudiye Kareköy'ü merkezli Hacı Emir oğulları beyliği. Bunlar aslında kardeş, yani bugünkü bizim Azerbaycan Türkiye gibi, yani öyle düşünün. Hatta daha yakın. Fakat Trabzon Tekfur'un kızlarını alırlar mı? Ya da Trabzon Tekfur bunları işte kolay kontrol edebilmek için sürekli akrabalık bağı kurarlar. Hacı Emir oğulları beyliği Trabzon'a sınır olduğu için ne zaman Trabzon'a doğru bir fetih harekatına girişse her ikisi de damat. Bu sefer Taceddin Bey'e diyor ki işte sen bu Hacı Emir oğulları beyliğinin de işte musallat ol ki bizim üzerimize gelmesinler. Burada 1386 yılında bir savaş oluyor. Savaşta Taceddin oğulları beyliği Hacı Emir oğulları beyliğine saldıracak. Fakat Hacı Emir oğlu Süleyman Bey bunu daha önceden haber aldığı için gelip bu bölgede bir yerde saklanıyor. Taceddin Bey de tedbirsiz bir şekilde Mesudiye'nin Kaleköy'üne doğru ilerlerken bir anda işte burada pusuya düşürüyor Taceddin oğulları beyliği ordusunu. Yanlış hatırlamıyorsam 12 bin kişilik bir orduyla yürüyor Taceddin Bey. Bir saatin içerisinde Taceddin Bey de dahil 3000 kişi burada şehit oluyor diyelim. Yani neticede iki Türk devleti ama sonuçta şehit diye düşünmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Tarihi yargılamamak lazım. Ya yapacak bir şey yok. Bu olay üzerine Kadı Burhanettin ordusunu toplayıp Niksar'a gelir. Şehrin ileri gelenleri şehrin anahtarını Kadı Burhanettin'e teslim eder. Her iki beylik Kadı Burhanettin'in huzurunda saldırmazlık anlaşması yaparlar. Süleyman Bey Kadı Burhanettin'e bağlılığını bildirir. Bunun üzerine 1386 yılında Kadı Burhanettin Reşadiye Kalesi'ni içindeki erzak ve kıymetli eşyalarla birlikte Hacı Emir oğulları beyliğine bağışlar. Karadeniz'de mutasavvıflarla gönüllerin fethi. Kelkit Nehri'nin kuzeyinde Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sınırında uç bölgesinin Türk İslam yurdu olmasında Sufi unsurların etkisi çok büyüktür. Devlet otoritesinin oluşumundan önce gönüllere hitap ederek küçük iskan birimleri oluşturan Sufi unsurlar bölgeyi adeta önce Hacı Emiroğulları'na, daha sonra da Osmanlı idaresine hazırlamışlardır. Anadolu'nun mutasavvıflarla fethi ve uç kültürü. 1237'de Alaaddin Keykubat'ın şehit edilmesi, 1240 Babailer isyanı ve 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra
Anadolu'da durum kötüleşmiş, özgür düşünce iklimi de sona ermiştir. Bu tarihten sonra başlayan iç isyanlar, Moğolların Tokat, Kayseri ve Sivas'taki yıkımları, Moğolların egemenliğini kabul etmeyen din bilginlerinin ve sufilerin daha güvenli gördükleri kuzeye, uçlara çekilmelerine neden olmuştur. Bu süreçte inceleme sahamız olan Doğu Karadeniz'de Danişmentoğulları Beyliği'nin mirasçıları olarak kurulan Niksar merkezli Tacettinoğulları Beyliği ve Mesudiye Kaleköy merkezli Hacı Emiroğulları Beyliği bu dervişlerin hamisi olmuştur. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, Tevarih-i Ali Osman isimli eserinde 13. yüzyıl Anadolu'sunda muhacirlerin oluşturduğu zümreleri dört gruba ayırmıştır. Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum ve Baciyan-ı Rum. Anadolu fütuhatını gerçekleştiren ve Anadolu'ya Türk damgasını vuran, Anadolu'nun siyasi ve içtimai tarihini anlamak için bu dört zümrenin iyi tetkik edilmesi gerekir. Aşık Paşazade'nin Gaziyan-ı Rum yani Anadolu gazileri olarak zikrettiği bu savaşçı topluluğun daha Anadolu'nun fütuhatı sırasında mevcut olan İslam'dan önce Türklerde kahraman, cengaver manasına gelen bir lakap olan ve prenslere de verilen Alp ünvanı İslamiyet'ten sonra dini anlamda gazi ünvanı olarak kullanılmıştır. Tarihi kaynaklarda bütün Müslüman ordunun tamamını içine alan gaziler tabiri, umumiyetle daha dar ve hususi bir mana ifade eder. Yani onunla ordudaki ve büyük şehirlerdeki belirli bir topluluk kastolunur. Bu zümre, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Danişmentler'de mevcut olduğu gibi, daha önce Samanoğulları zamanında da Horasan ve Maveraünnehir sahalarında bu gaziler vardır. Gaziliğin bir zümre olarak oluşmasında o zamanın şartları içinde geçinecek bir toplum ve kendilerini yaşatacak bir işe sahip olamayarak iktisadi sıkıntılar içinde ihtiyaçlarını harplerden temin eden bir sınıfın ortaya çıkması dönemin şartları için gayet tabiidir. Hükümet teşkilatlarının sınırlı ve zayıf olması, hükümdarlar ve emirlerin düşmanlarına karşı sık sık ücretli asker bulundurma mecburiyetleri yalnız sınırlarda değil, siyasi ve kültürel yönden gelişmiş büyük merkezlerde de böyle bir zümrenin doğal olarak oluşmasını zorunlu kılmıştı. Anadolu'da 13. ve 14. asırlarda gazi ünvanına daha ziyade uç beylerinin isimlerinde tesadüf edilmektedir. 15. ve 16. asırlarda Osmanlı kaynaklarında Aşık Paşazade'de Gaziyan Rum ismi yerine daha çok Alp tabirine rastlanmaktadır. Aşık Paşazade'nin eserinde bahsetmiş olduğu ikinci bir içtimai teşekkül de Baciyan-ı Rum yani Kadınlar Teşkilatı'dır. Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu adlı eserinde bu zümreyle Hacı Bektaşi Veli'nin münasebetinin olmasıyla ve Bektaşi tarikatında kadınlara genellikle bacı lakabının verilmesini göz önüne alarak Baciyan-ı Rum adında bir teşkilatın varlığından bahsetmektedir. Aşık Paşazade'nin Baciyan-ı Rum yani Kadınlar Teşkilatı hakkındaki ifadeleri ise şu şekildedir. Ve hem bu Rum Anadolu'da dört halife vardır, kim misafirler içinde anılır, biri Gaziyan-ı Rum, biri Ahiyan-ı Rum, biri Abdalan-ı Rum ve biri Baciyan-ı Rum. Hacı Bektaş bunların içinden Baciyan-ı Rum'u ihtiyar etti. Kim o? Hatun anadır. Onu kız edindi, keşf ve kerametini ona gösterdi. Ona teslim etti. Kendi Allah'ın rahmetine vardı. Baciyan Rum Teşkilatı'nın hizmet alanları diğer teşekküllerde olduğu gibi Avende ve Revende'ye yani yoldan gelip geçenleri yedirip içirme ve dokumacılık ve askeri faaliyetlerde bulunma şeklinde özetlenebilir. Ahilerle birlikte uç mıntıkalara göç eden Kadınlar Teşkilatı, eski sanatlarını buralara nakletmişler ve özellikle Germiyanoğulları Beyliği'nde halı, kumaş, dülbent, bez imal etmişlerdir. Baciyan Rum Teşkilatı, Selçuklu Devleti zamanında ahilik teşkilatının bir kolu olarak kurulmuştur. Bu teşkilatın ilk başkanı olan Fatma Bacı, Ehvaüddin-i Kirmani'nin kızı ve ahiliğin kurucusu olan Ahi Evra'nın hanımıdır.
Karadeniz'e Türkistan medeniyeti asırlar önce gelmişti. Tarihler 1105, Danışment Gazi Liksar'dan yola çıkar ve buraya Perşembe Yaylası'na gelir. Amacı Doğu Karadeniz'i fethetmektir. 70 bin kişilik orduya karşı sadece Danışment Gazi'nin 10 bin kişilik Mehmetçi. Bu ovada sis çöker, ordu ikiye bölünür ve 6 bin şehit verilerek savaş kaybedilir. Aşık Paşazade'nin eserinde belirtmiş olduğu 3. zümre Abdalani Rum, yani Anadolu dervişleridir. Bu zümre tarihi kaynaklarda daha çok Horasan erleri ismiyle anılan Türk derviş kitleleri için kullanılmıştır. Bu zümrenin özellikle 14. asırda mühim bir dini ve içtimai rol oynadığı, Osmanlı Devleti'nin bu asrına ait bütün eserlerde Abdal veya Baba lakabını taşıyan ve ilk Osmanlı hükümdarlarıyla beraber harplere iştirak eden tahta kılıçlı, cezbeli bir takım dervişlerden bahsedilmesinden anlaşılmaktadır. Anadolu Ahileri. Aşık Paşazade'nin Anadolu'da faaliyet gösteren zümreler arasında ehemmiyetlerinden bahsettiği önemli bir zümre de ahilerdir. Ahi kelimesi Arapça'da kardeş, Türkçe'de cömert, eli açık, yiğit anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ahilik Anadolu'da 18. yüzyılda kurulup belli bir süre içinde bir takım kurallara göre işlemiş esnaf ve sanatkarlar birliğini ifade etmektedir. Ahilerin faaliyetleri hakkında en kapsamlı bilgileri, özellikle 14. yüzyıldaki durumları ile ilgili gelişmeleri meşhur Arap seyyah İbni Batuta'nın kaleme almış olduğu İbni Batuta Seyahatnamesi adlı eserden öğreniyoruz. İbni Batuta, ahilerin Anadolu'da yerleşmiş bulunan Türkmenlerin yaşadıkları her vilayette, her şehirde ve her köyde bulunduklarını ve bilhassa Antalya, Burdur, Gölhisar, Ladik, Milas, Barcın, Konya, Niğde, Aksaray, Kayseri, Sivas, Gümüş, Erzincan, Erzurum, Birgi, Tire, Manisa, Balıkesir, Bursa, Gerede, Geyve, Yenice, Mudurnu, Bolu, Kastamonu, Sinop memleketlerine gelen yabancılara yakın ilgi gösterip yiyeceklerini içeceklerini temin ettiklerini söylemektedir. Bu sufi teşekküllerin tek bir tarikatın mensupları olmadıkları konusunda uzmanlar hemfikirlerdir. Tekkeler Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük ölçüde faaliyette bulunmuşlar ve başarıya da ulaşmışlardır. Anadolu'ya özellikle Köse Dağ Savaşı'nın meydana çıkarmış olduğu karışık dönemde gelen birçok ahi derviş ve şeyhi yerleşmiş oldukları yerlerde tekke ve zaviyeleri kurmuşlar, daha sonra birer şehir olarak yerleşim alanlarının temellerini atmışlardır. Tekke ve zaviyelerin Osmanlı fetihlerini kolaylaştırmada büyük öneme haiz oldukları görülmektedir. Osmanoğulları ile birlikte birçok derviş, şeyh, ahi gelip Anadolu'nun batısına yerleşti. Bu yeni gelen derviş muhacirlerin bir kısmı gazilerle birlikte memleket açmak ve fütuhat yapmakla meşgul oldu. Bir kısmı da o civardaki köylere veya tamamen boş yerlere yerleşti. Köylere, boş arazilere yerleşenler buralarda müritleriyle beraber ziraat ve hayvan yetiştirmekle uğraştılar. Müslüman toplumun ekonomik ve sosyal yapısının teşekkülünde harç vazifesi gören bu teşkilat, İslam'ın ahlak ve sair emirlerinin muhafazası anlayışına bağlı kalmıştır. Bunun içindir ki ordulardan evvel yabancı topraklara gelip yerleşen bu teşkilat mensubu kimseler sadece İslam kültürünün hükümlerini tanıtmakla yetinmişlerdir. Onlar sadece bununla iktifa etmiş ve propaganda bile yapmamışlardır. Zaten bu tanıtmanın da propaganda ile bir ilgisi yoktur. Çünkü propaganda kavramı bir ferdin veya teşekkülün doğru olmadığını bile bile herhangi bir fikri benimsetme işini ifa etmesidir. Ticari hayattaki propagandaya reklam denmektedir. Dolayısıyla zaviyelerin yaptığı iş propaganda veya reklam değildir. Hiçbir propaganda gerçeğin %100 ifadesi değildir. Fakat Türk İslam kültürünün manevi değerleri gerçekten sağlam değerlerdir. İşte gösteriş, reklam ve propagandadan uzak bu tanıtma sayesindedir ki, Türklerin Anadolu'ya ilk yerleşme merkezleri tekkeler ve zaviyeler çevresinde meydana gelmiştir. Anadolu'nun her tarafında Dedeköy, Erenköy, Tekkeköy, Tekkedere, Tekke Karyesi, Tekkeviran gibi yüzlerce köy ismi
birçok yerin derviş grupları tarafından kurulduğunu veya tekkenin o civarda güçlü ve tesirli bir kuruluş olduğunu gösterir. Özellikle Giresun'da derviş ve şeyhlerin kurmuş olduğu köylerin il genelinde dağılmış olduğunu görüyoruz. Giresun'da kurulan köylere örnek olarak merkeze bağlı Boztekke köyü, Hacı Abdullah Halife tarafından kurulan Ahiçukuru köyünü gösterebiliriz. Birçok köye ismini veren, elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren dervişler sadece yerleşmekte kalmamışlar, yarı göçebe Türkmenler sayesinde telkinatta bulunmuşlar, tarımla uğraşmışlardır. Geniş bir hizmet sahası olan zaviyeler o devirlerin mektebidir, hastanesi, moral kaynağıdır, hatta edebiyat ve fikir ocağıdır. Zaviyelerin bir kısmı devlet tarafından bilhassa yolculuk için tehlikeli olan yerlere, geçitlere, ticaret yollarına derbent görevi için inşa edilmiştir. Hacı Abdullah Halife Zaviyesi de dağlık iki vadi arasına kurulmuştur. Bu bakımdan dağlarda, ıssız yerlerde ve geçitlerde tesis edilen tekkeler, askeri sevk ve idareyi kolaylaştırmak, ticarete engel olabilecek eşkıyalık faaliyetlerine mani olmak için birer jandarma karakolu vazifesi de görüyordu. ...11. yüzyıl Malazgirt Zaferi sonucu Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu. ...12. yüzyıl Karahitayların Türkistan'ı işgali, Sultan Secer'in vefatı, Haçlı Seferleri, Gürcistan topraklarının Gürcü kralları tarafından ele geçirilişi. 1243 Köse Dağ Savaşı sonrası dönem. Moğol tahribatı sonucu gelen göçlerle Anadolu canlanmış, Türkmen kafileleriyle beraber pek çok alim, mutasavvıf, sanatkar Anadolu'ya gelerek çok sayıda cami, medrese, zaviye, imaret, darüşşifa yapılarak medeniyet ilmek ilmek işlenmiştir. Moğol istilasıyla Anadolu Selçuklu Devleti çöküşe geçerken yeni gelen Türkmen kitleleriyle Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi tesis edilmiştir. İşte bu gelişmeler ve mücbir sebepler sonucunda Karadeniz bölgesinde uç kültürü ortaya çıkmıştır. Uç kültürü 3 döneme ayrılmaktadır. Malazgirt Zaferi sonrası, Ahi Ahmet Zencani Bayburt, Hacı Mehmet Elevhadi Niksar, Ahi Nahçıvani, Şid Abdal Ordu, Seyit Kudbettin Samsun. Göç sonucu Babailer isyanı neticesi, Şeyh Sinan, Şebin Karahisar, Şeyh Süleyman, Behlül Dana, Su Şehri, Kara Yakup Gazi, Bahattin Şeyh, Niksar'dan Karadeniz'e olan göç, Şeyh Piro, Ordu, Samit Abdal, Ordu, Şeyh Oruç, Giresun, Şeyh Mustafa, Şeyh Musa, Şeyh İdris, Cimi Dede, Reşadiye, Yakup Halife, Giresun, Mevlana Ede Derviş, Kasım Halife, Giresun. Moğol istilası ve benzeri gibi büyük değişikliklere yol açan etkenler sonucu, Doğu Karadeniz bölgesinin Türk-İslam yurdu olmasında tasavvuf merkezleri etkili olmuştur. İşte bu tasavvuf merkezlerinin mensubiyetleri burada önem arz etmektedir. Bu dönemde ilk mutasavvıflar sayılabilecek bir kuşak ortaya çıkmış olup, zaviyeler kurarak halkın sosyal hayatında dini hizmetleri bu merkezler sağlamıştır. Bu tasavvuf merkezlerinin %99'unun ahi geleneğinden geldiğini tarihi kayıtlar ortaya koymaktadır. İncelediğimiz zaman da sadece iki tane Bektaşi geleneğinden gelen zaviye vardır. Bunlardan birisi Giresun Güce ilçesi içindeki boylu yoğun zaviyesi Bektaşi geleneğindendir. Diğeri Giresun merkezde Hasan Dede zaviyesidir. Bu zaviyede ilerleyen yüzyıllarda Nakşibendiliğe dönüşecektir. Genel hatlarıyla ahilik. Kısaca kardeşlik ve cömertlik teşkilatı anlamına gelen ahiliğin 13. yüzyılda Anadolu'da kurumsallaştığı, başka bölgelerde olduğu gibi Giresun'un ve Ordu'nun da içinde bulunduğu Doğu Karadeniz bölgesinin İslamlaşmasına öncülük ettiği akademik çevrelerce tespit edilmiştir. Halkımızın bu konuda yeterli bilgiye sahip olması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bu çaba
milli benliğimizin sağlam temellere dayandırılması ve muhafazası bakımından önem arz etmektedir. Ahiliğin nasıl bir akım olduğu konusunda en sağlıklı bilgileri Anadolu'yu gezerken onların içinde kalan ünlü seyyah İbn-i Batuta vermektedir. Anadolu'dan Bilad-ı Rum olarak söz eden İbn-i Batuta, gezdiği yerlerdeki zaviyelerin Ebu Hanife mezhebine mensup ehli sünnet kurumlar olduğunu nakleder. Dünyada bir eşi daha bulunmayan cemiyetler nitelemesiyle andığı ahi zaviyelerine ilişkin çok kıymetli bilgiler sunar. Onun bu konudaki tespitleri bize önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Bilad-ı Rum'a yerleşmiş Türkmenlerin yaşadıkları her vilayette, her şehirde ve her köyde bulunan ahiler birbirleriyle çok sıkı bir dayanışma içindedirler. Her birinin halk içinde muteber birer mesleği vardır. Memleketlerine gelen yabancılara yakın bir ilgi gösterir. Onların yiyecek ve içeceklerini temin eder. Konuklarının insani ihtiyaçlarını karşılamakta ellerinden gelen bütün itinayı gösterirler. Öte yandan yaşadıkları yerlerdeki zorbaları da yola getirir, herhangi bir sebeple bunlara iltihak eden kötüleri tek tek ortadan kaldırırlar. İşte bu gibi hususlardan dolayı ahilik cemiyetinin dünyada eşi ve benzeri yoktur. 14. yüzyılda yapılan bu gözlemler ahiliğin nasıl bir sivil toplum örgütü olduğunu göstermektedir. Selçuklu Devleti'nin Moğol istilası neticesi merkezi otoritesini kaybetmesiyle ortaya çıkan boşluğu, ahi zaviyelerin oluşturduğu mükemmel örgütlenmenin giderdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda toplumsal dayanışmayı, toplum huzurunu bozacak zorbalarla mücadeleyi, tarım ve ticarete dayalı iş hayatını organize etmeyi ve toplumun başka ihtiyaçlarını gidermeyi hep bu kurumların sağladığı ortaya çıkmaktadır. Ahiler zaviyelerine iyi insanların toplandığı ev anlamında Dar-ı Süleha demişlerdir. Başka bir ifadeyle toplumu oluşturan her ferdi insanı kamil haline getiren Erdemliler Cemiyeti demektedir. Karadeniz'de Ahi Merkezleri. Karadeniz bölgesi ahi hareketini yönlendiren, motive eden üç büyük zaviyesi kurulmuştur. Bunlar Şeyh Nasuriddin Mahmud bin Ahmet el-Hoyi'nin önemli talebelerinden olan Ahi Pehlevan'la Ahi Emir Ahmet, daha güvenli buldukları Akdeniz bölgesine çekilmişler, biri Niksar'da, diğeri Bayburt'ta dergah kurarak İslam ahlakını etrafa yaymaya devam etmişlerdir. Doğu Karadeniz'de Ahi Merkezleri. 1. Ahi Emir Ahmet Zengani, Bayburt. 2. Ahi Pehlivan, Niksar. 3. Kasım Halife, Hacı Abdullah Halife'nin babası, Giresun Ahi Çukuru. Bu zatların Ordu, Giresun ve çevresinde ne gibi bir rol oynadıklarının ve yöremizin kültürel altyapısını nasıl şekillendirdikleri tarihi kaynaklarca kayıt altına alınmıştır. Ahi Pehlevan yolundan olan merkezler. İşte Karadeniz bölgesinin fethinde ve iskan sürecine hazır hale gelmesinde rol alan ahiler, onların yetiştirdiği kanaat önderleridir. Piraziz Şeyh İdris, Hacı Emiroğlu Süleyman Bey kurmuştur. Yavuz Kemal Şeyh Mustafa, Hacı Emiroğlu Süleyman Bey kurmuştur. 1920'ye kadar devam etmiştir. Bulancak, Ahi Mesut Şeyh Mustafa, Şeyh Murat ve Şeyh Oruç Bey, Hacı Emiroğlu Süleyman Bey kurmuştur. Niksar'dan Ahi Pehlevan Tekkesi'nde eğitim görerek buraya gelmişlerdir. Ahi Emir Ahmet yolundan olan merkezler. Melik Ahmet Bey'in Tirebolu'da adına vakıf tanzim ettiği Mevlana Ede Derviş. Eşder Bey'in Yağlıdere'de adına vakıf düzenlediği ve sonradan Yavuz Sultan Selim'le annesi Gülbahar Hatun'un yakın ilgisine mazhar olan Hacı Abdullah Halife'nin babası Kasım Halife, Bayburt'ta Ahi Emir Ahmet Tekkesi'nde eğitim görmüştür. İşte Doğu Karadeniz bölgesinin fethinde ve iskan sürecine hazır hale gelmesinde rol alan ahiler, yani Hacı Abdullah Halife, Mevlana Ede Derviş, Torul Bayburt'taki medrese ve zaviyede eğitim alarak seyri sülükunu tamamlamışlardır. Daha o tarihlerde Hacı Abdullah Halife, Mevlana Ede Derviş, Torul Bayburt'taki medrese ve zaviyede eğitim alarak seyri sülükunu tamamlamışlardır. Daha o tarihlerde Gümüşhane Ganca'da böyle bir faaliyet yoktur. Medrese, dergah, zaviye, ribatlarla ilim ve irfan merkezi Bayburt'tur.
Ahi dervişlerinin kurduğu zaviyelerin tarih içinde üstlendikleri en önemli rol İslami iskana ve yerleşime açılmasıdır. Yani Müslüman Türk aşiretlerinin bölgeye gelip yerleşmesine ve yerli Hristiyanlar arasında ihtida faaliyetine öncülük etmiş olmalarıdır. Genelde Karadeniz, özellikle de Ordu Giresun yöresinde faaliyet göstermiş olan bu zaviyelerin ilgi çeken yanlarından biri de ya devlet adamları tarafından kurulmuş olmaları ya da bizzat kurucularının bey, melik, emir ve şah gibi liderlik ifade eden ünvanlarla anılmış olmalarıdır. Mesela 1362'de vefat eden Ahi Ayne Bey, derviş kişiliği yanında Erzincan ve Karahisar'ın idaresini de üstlenmiştir. Bayburt merkezde Ahi Emir Ahmet Zengani, İspir nahiyesinde Melik Halil, Bayburt Sinor köyünde Hacı Bey, Tercan nahiyesinde Hasan Ali Bey ve Kelkit nahiyesinde Selçuk Şah Hatun zaviyeleri de bu niteliğe sahiptir. Ordu'yla sınırları içerisinde Hacı Emiroğulları dönemi ve Osmanlı'ya geçiş sürecinde 26 tasavvuf merkezi vardır. 19. yüzyıl sonlarına kadar bu sayı 50'yi geçecektir. Ordu'da kurulan tasavvuf merkezleri: Ordu Merkez, Samit Abdal, Şeyh Eyne Bey, Şeyh Hacı Şuca, Şeyh Emir Hasan, Ordu Aybastı, Şeyh Akdoğan, Kutlu Doğmuş, Derviş Hasan, Şeyh Ahmet, Şeyh Emir, Şeyh Osman, Ordu Perşembe, Musa Dede, Şeyh Nebi Fakih, Ordu Fatsa, Mezit Halife, Şeyh Emirhan, Şeyh İlyas, Ordu Kumru, Şeyh Halil, Şeyh Saltuk, Ordu Gölköy, Şeyh İman Dede, Abdullah Halife Fakih, Ordu Mesuliye, Yavadı Ahi Şeyh, Ordu Ulubey, Şeyh Abdullah, Ordu Kabadüs, Şeyh Halil, Ordu Çaybaşı, Şeyh Çiledar, Ordu Kabataş, Şit Abdal, Şidlü Dede, Ordu Gülyalı, Şeyh Pira Abdal, Ordu Çamaş, Mezit Halife. Giresun sınırları içinde Hacı Emiroğulları dönemi ve Osmanlı'ya geçiş sürecinde 18 tasavvuf merkezi vardır. Yine 1455 tarihli Tapu Tahrir defterine göre Giresun civarında 290 fakı, yani imam, müezzin, müderris, vaiz yer almaktadır. Giresun'da kurulan tasavvuf merkezleri: Giresun Merkez, Yakup Halife Medrese, Hasan Dede, Bektaşi Nakşiliye geçmiş, Şeyh Kerameddin, Derviş Seydoğlu Derviş Murat, Derviş Hamzaoğlu Derviş Murat, Giresun Keşap, Derviş Murat, Giresun Tirebolu, Mevlana Ede Derviş Ahi Medrese, Giresun Bulancak, Şeyh Oruç Bey, Şeyh Murat, Şeyh Musa, Giresun Dereli, Hacı İlyas, Şeyh Mustafa, Hamza Şeyh ve Teberrük Halife, Giresun Güce, Boynu Yoğun Zaviyesi, Bektaşi, Şeyh Kasım Dede, Giresun Esbiye, Menteşe Şeyh, Giresun Piraziz, Şeyh İdris, Giresun Yağlıdere, Kasım Halife, Hacı Abdullah Halife, Ahi Medrese. Ordu yöresinde kurulan bu müesseselerin dini, mezhebi temayülleri hakkında kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Ancak 1455 yılına ait kayıtlarda Ordu ili genelinde toplumun her kademesinde yer aldığı anlaşılan 36 ahi adına yer verilmesi bir kanaat oluşturmaktadır. Ayrıca Abdalan imlasıyla kaydedilen başka bir zümre de vardır. Bu zaviyeler zamanla cami, mescit ve köy odalarına dönüşmüştür. 15. ve 16. yüzyıllarda düzenlenen tahrir defterlerinde detaylı bilgiler bulunan zaviyelerden ancak birkaç tanesi 1642 tarihli deftere konu olabilmiş, diğerleri ilerleyen yüzyıllarda göçler nedeniyle nüfus değişimiyle beraber bu kurumlarda unutulmuştur. Zaman hızla geçti değerli izleyenlerimiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak üzere Doğu Karadeniz bölgesi ve Tokat'taydık. Emiroğulları Beyliği'ni araştırırken Taceddinoğulları'nı da araştıralım dedik ve ikisinin de atası Danışmentliler ve Danışment Gazi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Niksar'a gelmiştik.
Niksar Danışmentlilere başkentlik yapmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda önemli merkez görevi görmüştü. Bir başka Devralem programında buluşmak üzere. Danışmentlerinin başkenti Niksar'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.